Evet, vatandaş sokakta neler yaşıyor? Adeta çile dolduruyor. Onu söyleyelim eğer söz konusu taksi ise. Hangi sorunlarla karşılaşıyor ve nasıl başa çıkıyor? TV100 muhabiri Güray Alaca ve kameraman Emrah Kahraman vatandaşın dertlerini ekranda daha iyi yansıtabilmek için İstanbul'u bir hafta boyunca köşe bucak gezdi ve İstanbullunun çilesini kayıt altına aldı. Bir haber dizisi hazırladı. Onlardan biri şimdi gelecek ekranlarınıza. İstanbulluysanız taksi sorunu her gün yaşıyorsunuz. İşte taksi sorununa değindi Gülay Alaca. Vatandaş taksi bulamıyor efendim. Bulsa binemiyor, binse anlaşamıyor. Yabancı turistler ise taksicilerle pazarlığı ediyor ve taksiyi kapıyor. İşte çok özel görüntülerle vatandaşın taksi çilesi ekranlarınızda. Nereye gideceklermiş merak ettim ben. Ha, Ali Beyköy'e. Ha, fiyatı soruyorlar, ne kadar diyorlar. E zaten ne yazarsa o. 200. Taksi. Taksi. Evet, şu anda Taksim'deyiz. Turistlerin yoğun olduğu bir yerdeyiz özellikle. Şimdi burada genellikle taksiler durmuyor. Duran da almıyor. Bakalım bugün neler olacak? Taksiler bizi alacak mı? Şimdi taksi geliyor. Durdurmaya çalışacak. Taksi. 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 Evet. Bir de bir. Şu anda durdurmak istediğim ilk taksiciydi. Ancak taksi durmadı. Şimdi bir taksi yanaşıyor. Ancak içeride müşteri var. Merhaba. Merhaba. Nişantaşı'da size ben kaç dakika? Abla şeye gidiyor. Nereye? Mecidiye gidiyor. Onu bırakmadım. Buraya kadar bedavaya getirdim. Benim işim var, arabayı ver. Ama taksi lazım. Durmuyor, deminden beri durduruyorum abla, da. Nişantaşı biraz 100 lira verirse ancak seni getirirler. 100 lira mı? İyi de ben 100 lira niye vereyim ki? Taksi. Taksi. Evet beyefendi, hiç oralı olmadı. Eğer Taksim'deyseniz taksi kullanmanız gerekiyorsa işiniz gerçekten çok zor. Taksi. Taksi. Şimdi ben de durdurmaya çalıştım ama hemen önümde de turistler vardı. Beyefendi beni almak istemedi. Turistleri alıyor. Ben de gidecektim de siz durunca şaşırdım ben. Nasıl önce? Önümdelerdi, ben daha öndeydim. Evet, şu anda bilmiyorum. Tamam. Nereye gideceklermiş merak ettim ben. Ha, Ali Beyköy'e. Ha, fiyatı soruyorlar, ne kadar diyorlar. E zaten ne yazarsa o. 200. Anlaştınız mı? Ama zaten taksimetre ne yazıyorsa o, ben onu anlamıyorum. Şu anda saatler yaklaşık 13'ü gösteriyor. Yani değişim saatine çok daha var. Ve dolayısıyla taksici değişim saati bahanesinin arkasına sığınamaz. Ama bakalım sığınacak mı? Müşteriniz var zannettim de. İniyormuş hanımefendi. Dönecek misiniz? Niye? Ya Eminönü'ne gideceğim de taksi... bulamadım da. Şuradan mı bak? Niye? Buradan gitmiyor mu? İleriden mi bak? İleriden taksiler var. Ha tamam, siz gitmiyor. Dönecek misiniz siz? Evet, beyefendi şu anda kendince bir bahane uydurmaya çalıştı. İleriden taksiye binmemi söyledi. Bence beni almak istemedi. Tam karşımda bir otel var. Otelin önünde de biraz önce benim durdurduğum ve beni almak istemeyen taksi şoförü var. Taksici geri döneceğini söyledi. Hatta beni ileriye doğru yönlendirdi. Döneceğini söylemişti ama şu anda otelin önünde anladığım kadarıyla yabancı müşteri bekliyor. Taksi daha geliyor. Hemen bir el kaldıralım bakalım. Taksi! Taksi!
Taksim'de taksileri durdurabilene aşk olsun. Evet, gördüğünüz gibi taksiler durmuyor duranda, almıyor. Eğer Taksim'deyseniz, eğer taksiye binmeye ihtiyacınız varsa, bir taksiye ihtiyacınız varsa işiniz çok zor, sakın beklemeyin bence. Taksi, taksi, neden? Ve evet, bir de aynadan gördük, beyefendi bir elini kaldırıp kızıyor yani. Taksi beklemek, taksiyi çağırmak sanki suç. Taksi, taksi, taksi.